ki? Ama şu an elinde başka bir şey var. Evet, çünkü öncelikle bunu bir koyup birkaç bir şey bunun içine koymamız gerekiyor. Bir önceki videolarda görmüşsünüzdür, bir sehpa almıştık. Onu kuracağız. Aynen. Ondan sonra devam edeceğiz. Harika. Ama bunu... Aslında arkadaşlar, hazır sepet mi alsam yoksa sehpa şeklinde mi böyle bir şey alsam daha mantıklı olur diye çok düşündüm. Hatta beni Instagram'dan takip ediyorsanız anket açtığımı da görmüşsünüzdür. Oy kullandıysanız çok teşekkür ederim. Ya kullanmadıysanız artık. Yani. Niye kullanmıyorsunuz? Neden? Kullanın. Neden? Abone olun. Abone olun. Takip edin. Takip edin. Buralara çıktı şu anda. Yorum yazın. Beğenin, paylaşın. Ne varsa yani. Evet. Valla en son baktığımda sehpa al, hatta bana DM'den de yazanlarınız oldu. Lütfen sehpayı al, sehpa çok güzel diye. En sonunda evet, sehpayı gidip aldım. Hasır sepet mi alsam, sehpa mı alsam? Yani şimdi hasır sepeti sadece içine bir şey koymak için. Hani dedim ki böyle TV battaniyelerini falan koyarım diye düşünmüştüm. Şimdi bunu hem sehpa olarak kullanacağım hem TV battaniyesi koyacağım altına. Bence güzel oldu. Her sene olduğu gibi arkada bir böyle şömine yılbaşı teması. Bunu kurduktan sonra bura bizim evin şey kısmı, yılbaşı ağacı kısmı. Şubat'ın ortasına kadar kalıyor. Ya geçen sene de kar yağmadı. Ben hep Aralık ayında kar hayal ediyorum şimdi Ankara'da. Az önce haberleri okudum. Saat 22'den sonra Ankara için kuvvetli kar yağış uyarısı veriyorlarmış. Ne zaman? Bugün saat 10'dan sonra. Ay lütfen bak. Ay ne güzel olur biliyor musun? Tam kurduğumuz gün. Değil mi? Kar yağsa çok tatlı olur. Çok güzel olur. Lütfen. Şey var ya, karın ya da böyle yağmurun yağdığını gören sunumcular koşturuyorlar böyle. Kahve yapıyor. Hemen geliyor. Değil mi? Kahve sıcak çikolata yapıp koşanlar. Aynen. Yanlış şey. Bizim bir bıçağı ya da böyle makine bıçağı gibi bir şey ihtiyacımız var. Şurada masada var, verir misin? Tek kişi yapabilirmiş. Diyor ki halının üstünde kurmuş. Bu arada arkadaşlar hemen şöyle bakmak isteyenler için de ismini cismini söyleyelim. Bence güzel ya. Bayağı hoş. Ne yapacağız? Maket bıçağı. Maket bıçağı. Sen benim maket bıçağımı beğenmiyordun ama en son. Hala beğenmiyorum. masanın üstünde. Bu kadar gitmene gerek yok. Neredeyse düşüyorum. Bayağı ağır. Hani kurulu ben çok zor değilim. Ama bunu nereye koyuyoruz? Üst kısmına mı geçiyoruz? Yok, onlar ayakları. Ayakları var. Ama niye ayak yapmışlar, çözemedim. Ayakları var, aynen. Yere değmesin diye sanki. Şey mi? Yani üstte dursun diye. Niye öyle yapmışlar? Böyle bir ayağı var mı? Çözemedim. İçinin böyle torbası var zaten. Güzel. Bunun bir farklı modeli daha vardı bu arada. Beyaz mı alsam diye de bir düşünmedim değil. Ama beyazın orta
ortasında böyle elinizi böyle sokup kaldırmanız gerekiyor. Bunu tepsi gibi kenarlarından kaldırabiliyorsunuz. Bunun üstünü... Onu beğendim benim kafam açıkçası. Yokmuş. Benim kafam yokmuş. Onu beğendim. Bunun üstünü tepsi olarak alıp şeye de koyabilirsin. Hani kanepenin üstüne falan da koyabilirsin. Evet böyle. Ya da hani doldurup sehpaya direkt getirip de koyabilirsin bak hani düşününce. Ama diğerinin ortasında böyle hani çıkartmak için bir alan var ya, oraya bir obje getirip bırakman lazım. Yoksa kötü duruyor. Bence. Tamam. Evet. Bir boşluk var ya. Hani ne bileyim böyle bir mum olur, bir şey olur. Bir obje, bir aksesuar koyunca düzgün durur gibime geliyor. Ayakları böyle. Çok ağır. Ayakların altına kaydırmaz pet takacağız. Güzel. O yüzden ayaklara bak. Kaydırmaz pet ayaklar. İçeriden tornavida da getirebilir misiniz efendim? Yılbaşı ağacı diye başlayıp. Ama sonra yılbaşı ağacını kuracağız şimdi. Böyle. Şuradaki ipleri var. Demirine bağlıyorsun. Gayet güzel. Şimdi içine dolduracağım. TV battaniyelerini şeylerini. Normalde hani şimdi L koltukta otururken üstümüze bir battaniye falan almak istediğinizde L kısmı açılıyor ya. O da iki adam bu arada zaten koltuğumuzda. Hani hep aşağıdan çıkartıyoruz battaniyeyi şeyi. Hani böyle daha dekoratif durabileceğini düşündüm açıkçası. Bir şey değil mi? Bunu eskiden olsaydı gazetelik olarak falan kullanırlardı. Bu tip şeyler gazetelik olarak kullanılıyordu ya böyle. Aynen. Hani teknik koltukların mesela yanında gazetelik oluyordu böyle. Ya da TV kumandasını falan koymak için yer oluyordu. Tabii gazetelik olarak kullanılacak. Gazetelik. Artık gazete kalmadı. Yani. Ben en son ne zaman gazete aldım? Kayıp ilanı verdiğim için aldım. Kayıp ilanı verdiğim için aldık. Onu da Getir'den aldık. Saat 11'de gazete getirdi. Getir. Şok olmuştur. Neden? Tornavida demiştin değil mi? Evet, Yıldız. Yıldız. Büyük. Şu kadar büyüklük yeter mi? Yeter mi? Ben de vidalar orada. Yetermiş. Bu sefer çok cici süslerimiz var. İtalya'dan mükemmel süsler aldım. Mükemmel. Tamam. İki adın açıkçası bu seferki alışverişimizde pek böyle yılbaşı süsü almadık. Çünkü geçen seneden falan da vardı. Evet. Onları yine kullanacağız. Bu sefer İtalya'dan çok cici parçalar var. Evet, onları Primark'tan. Göstereceğim. Primark'tan. Hepsi Primark'tan. Hepsi Primark'tan. Evet. Bu arada Arben'le Aragorn'u da şöyle koyduk. Televizyonun önüne. En son. Onlar çok cici. Orada takılıyorlar aynen. Aynen. Bu arada zaten evi tamamen böyle yılbaşı dekorasyonuna çevirmedim daha. Hani daha beraber onları da düzenleyeceğiz. Sofrayı falan düzenleyeceğiz. Onda sen yoksun canım. Sen hani bu tip işlerde varsın. Ha, inşaat işlerinde, kurulum işlerinde sen varsın. Geri kalan da ben takılırım. Evet. Daha hani şuraları falan da toparlayacağım. Çünkü ev daha halen Cadılar Bayramı'yla hani böyle pumpkin spice'larla falan bal kabaklarıyla hafif yılbaşı dokunuşları arasında git gel yapıyor. Tam değil yani hiçbir şey. Daha aldığım birkaç şeyi de zaten göstereceğim. Hatta yani şöyle yeni nevresim takımı falan aldım. Onları da sereceğim. Hem böyle evin her alanında yılbaşı dekorasyonu olacak yani. Ve uzun süre kaldırmayı da düşünmüyorum bu sefer. Hani şey yapar ya kimisi. Ben dedim onu. 31 Aralık'tan ertesi gün hemen çam ağacı kalkar, hemen toparlanır edilir. Hiç sevmiyorum ben öyle. Hiç. Kalacak o.
Ben az önce söyledim. Ocağın ortasına kadar, Şubat, hatta Şubat'ın ortasına kadar kalacak. Kalacak yani. Şey yapmayacağım, kaldırmayacağım bu sefer. Kar yağmadı geçen sene. Bekledim o kadar böyle elimde kahveyle. Yağacak. Yağdı mı? Yağıyor mu? Biraz yağmur gibi. Şey ya, böyle bayağı bildiğin hava kontrolü. Ne oldu? Buz yağıyor gibi. Hava trafik kontrolleri, hava kontrolcüleri, hava durumu kontrolcüleri o kadar kontrol etmemiştir havayı. O kadar yani. Çok bekledim ama olmadı. En sonunda zaten artık Mart ayı geldi yani, daha nereye kar yağacak dedim. Kaldırdım, Mart ayında kar yağdı. Bir hafta sonra falan yağdı değil mi? Mart ayında kar yağdı olacağım. Evet, ve ben ağacı kaldırmıştım, dedim artık bahar geldi ya. Artık yeter dedim. Bahar geldi, gördük. Gördük. Gördük baharı. Tek tek alıyorum bunları böyle. Aynen, hani bir tık daha böyle dedim. Koyu çizgileri olsun. Güzel oldu. Vallahi beğendim. Şöyle L koltuğun kenarına falan koyarım diye düşünüyorum. Hani bu sehpayı ortaya alıyoruz zaten. Bu zaten kahve sehpası var da. Bunu şöyle koyuyoruz. Orta sehpa. Aynen, onu da oraya koyarım. Hatta şey, bunun da böyle üstüne şey yaparım. Mum falan belki koyabilirim diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunu böyle alıp tepsi niyetinde kullanabilirsin. Aynen. Kenarlarından zaten tutup kaldırıyorsun ve ağır da bir şey değil. Hafif yani. Aynen. Diğeri daha ağırdı. Beyaz olana baktım, ortasından tabii kaldırıyorsun ya. Tabii bu zaten elini kaldırıp şöyle daldırıp alınacak. Biraz yani ne bileyim, hoşuma gitmedi. Beyaz belki buraya daha uyumlu olabilirdi ama. Her şey beyaz olduğu için. Evet yani. Haydi o zaman yılbaşı ağacına. Gelmiş. Bundan hala satıyorlar bu geçen senenin. Böyle minnoş minnoş. Bayağı güzel bu da. Çok cici. Ya şunun kadar güçlü yanan bir peri led görmedim. Ya o kadar güzel yanıyor ki. Ve bunu da AliExpress'ten almıştım. Yani 2017-2018'den kalma yani. Acayip güzel yanıyor. Hiç bu kadar beyaz bir peri led görmemiştim. Hep daha çok böyle sarı ya da kırık beyaz gibi yanıyorlar ya. Evet, o tam beyaz. Bu tam beyaz. Thank you.
bakalım. Şunların güzelliğine bakın. Stitch ve sevgilisi. Minnoşlar. Bir de Star Wars Baby Yoda. Şunun minnoşluğuna bakın. Ve şöyle bir özelliği var. Hemen gösteriyorum. Pıt. O kadar tatlı ki. Bir de böyle ışıklı. Yılbaşı ağacımızın yeni süsleri. Hemen bir de gelen kargomun içine bakalım. Böyle güzel bir kart yollamışlar. Ve gelelim o harika süs fikrine. Ay çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok tatlı. Nasıl? Çok iyi. Evet, çünkü bu bizim ilk evli yeni yılımız olacak. 2024. Ya ne çabuk bitti. Hemen diğer süslerimize de bakalım. Bu arada yine bu süsleri yaptırdığım yere yaptırdım. Açıklama kısmını da Instagram profillerine eklerim. Böyle Mischief Manage. Şöyle bir Always. Şunu geçen sene yaptırmıştım. Melis ve Oğulcan yazıyor. This is us. Bunu 2021'de yaptırmışım. Akio. Bu en sevdiğim kese olabilir gerçekten. Böyle Patronus'umuz kadar parlak bir yıl olsun. Umarım 2024 de öyle pırıl pırıl bir yıl olur. Güzel bir yıl olur. Bence güzel bir yıl geçirmeyi hak ettik. Ülkece. Thank you.
kayıtta değilmişiz ama. Şu an ben kayıt tekrar girdim. Elektrik kesildi evde. Bir şey diyeceğim. Şartel mi attın yoksa hani? Bir ona bakmaya gidiyorum çünkü. Full mü gitti? Ona hemen bir bakalım da. Yok, şartel atmamış. Ama bütün koridorun ışıkları da yanıyor. Şu an yoda şu, ve aşağısı sadece hani ledleri yaktım diye. Yukarıdaki ledler yanmıyor mu? Aydınlatmak için biz bugün bunu bitirmişiz. Evet, elektrik kesilecek diye sanki biliyormuşuz gibi. Yani çok güzel elektrik kesildi şu anda. Aynen, o kadar ama güzel aydınlandı ki. Evet. Çok güzel oldu. Şurup diğer dairelere bakacağım şuradan. Demek ki acaba hani bizde mi gitti? Yok. Hayır. Her tarafta. Bütün cadde gitti. Cadde gitti. Şu an herkes bakıyor bu arada. Evet, pencereleri açıp pencereleri bakıyorlar. Açıp sesleri duyuyoruz. Ben bir içerideki bilgisayarları kontrol edeyim. Üzüldüm. Çöp. Evet, merhaba arkadaşlar. Bilin bakalım hangi ikili evlerinde elektrik olmadığından dolayı ve ocakları da elektrikle çalıştığından dolayı dışarıda yemek yemeye gidiyor. Evet, bir çılgınlık edip bu saatte neresi açık olur? Tabii ki Atatürk Orman Çiftliği'ne gidiyoruz arkadaşlar. Evet, bu saatte köfte ekmek yiyeceğiz. Aynen. Kurabik adam. Evet, kurabik adam ben. Ben tabii korunaklı çıktım arkadaşlar. Yani çok utan soğuk. Şu anda. Soğuk yani. Hiç riske giremem. Hadi bakalım gidelim. Bizim köfte yiyelim. Kurabiye adam ayran çalkalıyor.